Açın! Açın kapıyı! Çetin bana tecavüze kalkıştı. Mücevherlerimi çaldı. Canımı, namusumu zor kurtardım. Çetin'in yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Yalan söylüyorsun! Çetin'e iftira ediyorsun! Ona tuzak kurdun! Allah bunun cezasını sana verir! İftiraymış! Halimi görüyorsunuz! Önce beni bağlamak istedi. Sonra da tecavüze kalkıştı. Beni seviyormuş. Çıldırmış gibiydi. Ben evli bir kadınım. Sana mücevherlerimi vereyim, bana dokunma dedim. Namusumu zor kurtardım. İnanamıyorum, inanamıyorum! Çetin'in böyle bir şey yaptığına hiç kimse beni inandıramaz! Oğlum böyle bir şey katiyen yapmaz! Ben de inanmıyorum. Gerçeği öğrenmek için Çetin'i bulmak lazım. Onu aramaya gidiyorum. Çetin! 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 Evlenmem baba! İsterseniz beni öldürün! Şu küstahın söylediğine bak! Biz onun mutluluğunu düşünelim, o bize karşı gelsin! Hakkıyla evleneceksin, işte o kadar! Ben de senin gibi düşünüyorum kızım! Ama Çetin'in annene yaptığını gördün! Yalan söylüyor baba! Çetin'e iftira attılar! İnanmıyorum, inanmıyorum! Öyle de olsa Çetin öldü kızım, öldü! Hayır! Kızım, yavrum! Sen de öldüğüne inanmak istemiyorsun değil mi? Sen de öleceksin. Ama öl, şimdi sıra bende. Böyle düşünmem doğru değil. İnsanın kendini öldürmesi bir çare sayılmaz. Yaşarken ölmekten iyidir. Yaşarsan ne olacak sen? Zorla da olsa hakkıyla evlendirecekler. Oysa ölmek daha iyi. Ben Çetin'i seviyorum. Ölmüş olsa bile o damarlarında dolaşan kandı. Kimse kurtulmaz. Kimse içinden söküp atamaz. İşte bunun için ölmek istiyorum. Eğer hakkıyla evlenmek istemiyorsan bunun için ölmen gerekmez. Ben o işi hallederim, sen de. Bir numara yapayım deme. Yoksa pişman ederim. Sen karşında beni bulacağını unutma. Tamam, peki. Selim seni de mi gönderdi? Beni Figen Hanım gönderdi. Telefon etti, en yakın istasyonda inip gelsin dedi. Olmaz. Selim beni öldürür. Öldüremezmiş. Nikaha yetişsin, kızı alıp gitsin dedi. Gerisini kendisi halledecekmiş.
Hakkı Kuzgun, sen Mehmet kızı Meral Sanlı'yı karılığa kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Meral Sanlı, sen Sadık oğlu Hakkı Kuzgun'u kocalığa kabul ediyor musun? Ben Çetin'i seviyorum. O öldü. Ama karnımda onun çocuğu. Çocuğu var. Tekrar ediyorum. Sadık oğlu Hakkı Kuzgun'u kocalığa kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır, etmiyorum. Evlenmek istemiyorum. Aile şerefimizi rezil etti. Bugün burada bu iş bitmeli. Memur bey, derhal kıyın nikahı. Kurtar beni Selim amca! Gel kızım. Meral artık bizde kalacak. Sen odasını hazırla, ben de ona giyecek bir şeyler alayım. Gel kızım. Ben de bu kederli günlerimde yalnız kalmamış olurum. Hayırlı bir kısmetin çıkana kadar bizde kalırsın. Başka biriyle evlenemem. Çetin'den 2 aylık hamileyim. Size yük olmak istemem. Eğer isterseniz giderim de. Fakat müsaade ederseniz çocuğum dünyaya gelene kadar burada kalayım. Bu nasıl söz kızım? Doğacak çocuk benim torunum sayılır. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Herkes ne der sonra? Ne düşünürler bizim için? Bu çocuk nereden çıktı demezler mi? El alemin diline düşeceğiz. Meral Selim'in metresi diyecekler. Buna bir çare bulmak lazım. Bir çare var. Neymiş? Meral'le evlenme. Hayır! Nasıl dilim vardı da bunu söyledin? Ben bu karakterde bir adam mıyım? Ben büyüttüğü çocuğun kadınına bu gözle bakacak kadar kötü bir insan mıyım? Ya doğacak çocuğa herkesin piç piç diye bağırması mı daha iyi? Yoksa kızı sokağa atıp orospu olmasına mı razı olmak iyi? Ben sana soruyorum, hangisi daha iyi? Onunla evlenmenden başka çare yok. Kes sesini!